Şimdi Samsun'da uzun zamandır gündem olan bir tartışma konusu aslında Çarşamba'da yapımı sürdürülen Evet. Biyokütle Enerji Santrali. Evet. Bizim bununla ilgili bir ifademiz var, adamına göre çevreciler diye. Adamına göre çevreciler, Adamına evet. göre çevreciler Adamına değişik. göre çevreciler, duruma göre çevreciler, kişiye göre çevreciler, Evet. yani çok Şimdi değişken. tabii bu bizim öyle ortaya söylediğimiz bir söz, Yok yok, kimseye. ortaya söylemiyoruz. Ben ilgilisine söylüyorum. Tamam. Evet. Şimdi Mimarlar Odası bir açıklama yaptı en son bu konuyla ilgili. Evet. Daha çok yeni. ODTÜ'den bilirkişi atandı dedi. ODTÜ'den bilirkişi geliyor dedi. Gelsin, sıkıntı yok. Şimdi evet, bir yargılama süreci var bu konuyla ilgili. Evet, ama UYAP'ta da atanmış herhangi bir bilirkişi yok. Ha, bilemiyorum tabii Yani orada. Mimarlar Odası'na malum olmuş demek ki ODTÜ'den Evet. bilirkişi atanacağı. Ya da bu çok, hani şöyle bakıldığında, derin bir oyunun da parçası mı acaba? Yani Yani ODTÜ zihniyeti nedeniyle bu bilgi akışı olmuş olabilir. her şey olabilir, Evet. ama olmayan bir şeyi de varmış gibi basına servis etmek, çıkıp işte ODTÜ'den bilirkişi geliyor diye bir yaygara koparmak, ki her zaman bu yapılıyor santralle ilgili. Evet. Acaba mahkemeyi mi etkilemeye çalışıyorlar? Ne yapmaya çalışıyorlar? Yani bilemiyorum tabii mahkemeyi. Ben Yüce Türk Adaletine her zaman güvendim, her zaman da güvenmeye devam edeceğim. Herhangi birinin Yüce Türk Adaletini etkileyebilecek bir kapasiteye sahip olduğunu da asla düşünmüyorum. Evet. Onun dışında hani ODTÜ'den gelsin, Bilkent'ten gelsin, Boğaziçi'nden gelsin fark etmez. Yani nereden gelirse gelsin, biz işin doğrusunu anlayalım. Yani biz işin doğrusunu anlayalım. Eğer bu santral gerçekten doğaya zarar veren bir durumda ise hep beraber karşı çıkalım. Rahmetli Türkeş'in bir sözü vardır, çok bilinir. Mevzu vatan ise hepimiz ölelim. Ama mevzu makam ise hepiniz ölün der. Evet. Çok hoşuma giden, çok beğendiğim bir sözdür. Allah rahmet etsin Türkeş'e. Burada meselenin doğrusunu anlayalım. Şimdi çevreci olarak şu anda kendisini çevreci ifade edip de işte bir çevreci grubun sözcülüğünü yaptığını ifade eden bir kişiye bakıyorsunuz. Hani bu konu gerçekten eğer ovaya bir zarar varsa hep beraber karşı duracağız. Bu konuda bir Tabii, endişe tabii. yok kimsenin. Yalnız diyoruz ki bak Atakum'da, yine Atakum gündeme geldi. Ben Atakum'dan biraz Atakum boş durmuyor ki ama, evet, yani boş durmuyor. sürekli. Bu konuda biliyorsunuz kamuoyunda malumu benim tarafıma da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şu sebeple ben Atakum Belediyesi'nin tarım arazisine çöp gömdüğünü iddia ettiğim için ve bunu dillendirdiğim için Atakum Belediyesi Başkanı tarafından savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ya burada çok uzak değil. Şöyle yaklaşık merkeze, şu anda biz Türk İş merkezdeyiz. Buraya yaklaşık 10-12 kilometre uzaklıkta. Evet. Kiminle isterse de gidebiliriz. Oraya yaklaşık 100 dönüm araziye yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki çöpün tamamını arazinin içine gömdüler. Bekir, Bunun o kayıtları da görüntüler var var. mı? O görüntüleri de verelim. Yani konuyla hazır ilgisi gelmişken, arkadaşımız o Yani görüntüleri olabilir de evet. hazırlarken biz yine konuşmaya devam Evet, yani edebiliriz. burada koca bir çöp dağını tarım arazilerinin tam ortasına Evet. gömdüler ve o tarım arazilerinde gördük, etrafında işte buğday ekilmiş, arpa ekilmiş ve bundan ekmek yapılacak, çeşitli şeyler yapılacak. Sonuçta tarım ürünleri çıkacak. Ya Gökhan Bey, hani ekmeği, buğdayı tamam, eyvallah, da ben orada şimdi bir tane tarım yapan bir Evet, vatandaşla evet. konuştum. Önce Kendisi öyle, çöpleri ben diyor temizliyoruz mahsul yapacağım demiş. zaman diyor, önce diyor çöp temizliği yapıyorum diyor, ondan sonra mahsulümü topluyorum diyor. Evet. Şimdi yani bu konuyla ilgili dedik ki, yani eğer Çarşamba'daki biyokütle enerji santrali ile ilgili çevreye zarar veren bir durum var ise buna hep beraber karşı çıkalım. Bu Evet. konuda asla bir şeyimiz yok, farklı bir tavrımız yok. Birlikte karşı çıkalım. Ancak siz Atakum Belediyesi'nin yapmış olduğu bu çöp gömme işine hiç sesinizi çıkarmazken o tarafta buna şiddetle karşı çıkıyor olmanız, sizin gidip o işletmenin kapısına kendinizi zincirle bağlıyor olacak kadar bir şiddetle bu olayın üzerine gitmeniz bizim kafamızda soru işaretleri oluşturuyor. Ya bu Evet. taraf çevre değil mi? Ya bu taraftaki tarım arazisi değil mi? Bu taraftaki çöp dağı değil miydi? Hani buna hiç sesiniz çıkmıyor. Hani bundan haberimiz yoktu diyemezsiniz. Çevrecisiniz. Gidip dağlarda, taşlarda dolaşıyorsunuz. Kendinizi işletmelerin kapısına zincirliyorsunuz. Ondan haberiniz var. Ya bu tarafta başka bir şeye şiddetle çok yoğun karşı çıkarken, bu tarafta Atakum Belediyesi'nin sırf
siyasi nedenlerle angajmanınız olduğundan dolayı, bu benim düşüncem. Hı-hı. Yanlış anlaşılmasın Hı-hı. lütfen. Eğer farklı bir düşünceler varsa bunu da zaten canlı yayındayız. Evet, tabii, ulaşıp olarak söyleyebilirler. Bir tarafa çok şiddete karşı çıkıp bir tarafı görmezden geldiğiniz zaman sizin şiddetle karşı çıktığınız taraftaki durum soru işaretleriyle dolu hale dönüyor. Hı-hı. Yoksa biz gerçekten bu santralin çevreye zararı var mı yok mu ben bilmiyorum. Ben bu diğer çevre santrallerini inceledim bu konu gündeme gelince. Özellikle bize çok yakın, yaklaşık 120 kilometre mesafede bir santral daha var. Benzer bir işi yapıyor. Orada yaşayan insanlarla görüştüm. Onlar bu konudan çok memnunlar. Hem tarım arazilerindeki atıkların toplanması nedeniyle hem de bu atıkların bir şekilde ekonomiye katkı sağlıyor olması nedeniyle çok ciddi memnuniyetleri var. Oradaki tesisin arıtmasının, filtrelerinin sağlıklı çalıştığı, bununla ilgili bir çevreye herhangi bir kirletici etki bırakmadığı ile ilgili ifadeleri var. Tabii bu konunun onlar da uzman değil. Sonuçta benim konuştuğum kişiler çiftçilikte yaşamını sağlayan insanlar. Ama onlardan daha uzmanı da bence yoktur. Beraber yaşıyorlar yıllardır ve herhangi bir zararını görmemişler. Tecrübe etmişler bu olayı. Çok yani. Uzun süre değil. Yaklaşık 2 yıldır oradaki tesis çalışmış. Ama yani buradaki hiç daha kimse hiçbir şey bilmiyor. Evet. Buradaki kimse bir şey bilmiyor. Oradaki durum daha farklı. Şimdi bilemiyorum. Yani ben bu işin uzmanı değilim. Yani bir ukalalık yapıp bu konuyla ilgili bir fikir beyan edecek bir bilgiye sahip değilim en azından. Bu sonuçta hani ODTÜ'den gelir, nereden gelirse gelir. Yani hı hı. uzman kişiler gelir burada. Bu tesis çalıştığı zaman çevreye bırakacağı olumsuz etkileri gerçekten yani objektif şekilde sunar ve tüm kamuoyu buna ikna olur. İkna olduktan sonra da bunun ovaya zarar olduğu kanaati oluşursa hep birlikte karıştıralım. Biz de gidip kendimizi o işletmenin kapısına zincirleyelim. Ben orada 24 saat canlı yayın yaparım. Ne yani, güzel. Eğer gerçekten zararlıysa. Ancak burada sizin yine bir şekilde yayınla kamuoyuna ilettiğiniz tarım arazilerine, yüz dönümüne çöp gömüldü ve bu çöplerden dip sularına bir şekilde bunun pislik suyu akacak ve bu bir şekilde bizim içme suyumuza karışacak veya yediğimiz gıdalara karışacak. Az bir yer değil yani oradaki haberlere eğer tekrar verme imkanınız varsa. Şimdi 13 Mayıs'ta yaptığım evet, görelim. Şey, sayın seyirciler 13 Mayıs'ta ve 14 Mayıs'ta olmak üzere iki kez oraya gittim. 13 Mayıs'ta tabi aldığımız bir ihbar sonrası bir çevre felaketi olduğu ihbarıyla birlikte oraya gittik. Orada karşılaştığımız görüntüler çok vahimdi. Gerçekten çok vahimdi. Biz şimdi izleteceğim size de izlediğiniz bu görüntüleri yayınladıktan çok kısa bir süre sonra, bu sürede 5-10 dakika ben Samçep sözcüsü, Samçep Başkanı Mehmet Özdağ'a attım bu görüntüleri. Hani çevreci oldukları için böyle bir durum var Atakum'da diye. Şimdi görüntüleri izleyelim. Samçep Başkanı Mehmet Özdağ'ın da izlediği o görüntüleri izleyelim. Ondan sonra tekrar devam edelim. Sayın seyirciler, şimdi izleyeceğiniz bu görüntüleri Atakum ilçesinde, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Çatalçam Mahallesi'nden çekiyoruz. Atakum Belediyesi tarafından Çatalçam Mahallesi'ndeki boş bir arsaya dökülen çöpler tehlike saçıyor. Burada insan sağlığı resmen yok sayılıyor. Bu arkamda gördüğünüz çöp dağları Atakum Belediyesi ekipleri tarafından kamyonlarla buraya getirilerek dökülüyor. Ve burada ev atıkları, evsel atıklar, hatta tıbbi atıklar. Koronadan dolayı biliyorsunuz sayın seyirciler, salgından dolayı çok sayıda maske kullanımı var. Ülkemiz genelinde bu şekilde. Ve bu maskelerin tıbbi atık kutularına atılması lazım. Bir şekilde yok edilmesi lazım ama burada gördüğümüz kadarıyla tıbbi atıklar da bu alana atılıyor. Ve bu alanın çevresi, bütün her yanında tarımsal araziler var. Ve burada maalesef bu tarımsal araziler, bu gıdalar Atakum Belediyesi eliyle zehirleniyor. Tarım arazilerinin ortasındaki alana dökülen çöplerin arasında bulunan tıbbi atıklar hem insan hem de çevre sağlığı açısından tehlike oluşturuyor. Bu görüntüleri ki ertesi gün orada farklı bir olay oldu. Bu haberin ardından
büyük ses getirdi bu haberimiz ve haberin ardından Atakum Belediyesi o çöpleri orada gizlemek için gömdü oraya. Yani oradan kaldırıp başka bir yere götürmedi. Çöpler hala tarım arazilerinin ortasında. Bununla ilgili Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü de bildiğim kadarıyla 100 bin lira civarında bir ceza yazdı değil mi? Tabii. Yani bu bir iddia değil. Bu artık resmen Atakum Belediyesi tarım arazilerinin ortasına çöp döktü. Ve çöp gömdü bir de evet. Üstüne. Evet. Ve Çevre Şehircilik Samsun İl Müdürlüğü de Atakum Belediyesi'ne gereken cezayı kesti ki bu cezada bir kamu zararıdır. Bu evet. Da sorumlu kişi öder. Atakum Belediyesi kasasından yani vatandaşın kasasından çıkmaması gerekir. Ama tabii bilmiyoruz nasıl ödendiğini, ödendi mi ödenmedi mi. Neyse konumuz o değil. Kamu şimdi... zararı demişken yine bir konu aklıma geldi onu da söylemeden geçemeyeceğim. Tabii. Sayın Atakum Belediye Başkanı'nın bir ifadesi vardı. Eğer 1 liralık kamu zararım olursa ben o gün bu işi bırakacağım. Hatta portakalına, limonuna, herkese söylüyorum diye de böyle yüksek tonla bir evet. iddiası vardı. Evet. Eğer 1 liralık kamu zararım olursa ben o gün bu işi bırakırım. Ben kimse beni tutamaz gibi hani bir şeyler söylemişti biraz tabii, komik. Tabii. Şimdi bildiğimiz kadarıyla şu ana kadarki kamu zararları işte bu Çevre ve Şehircilik... 1 lirayı çok aştı. Çok, onu çok. Biliyoruz. Yani. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yazmış olduğu bu 100 bin liralık ceza var. SGK'nın yazdığı ceza. Kaçak işçi çalıştırmaktan kaynaklı 90 bin lira civarında bir ceza var. En azından kamuoyundan bildiğimiz kadarıyla. Onun dışındakilerini hani şu an ben de bilmiyorum. Şimdi biz bu 190 bin sayın seyirciler, bu konu gerçekten benim için de çok önemli bir konu. Neden önemli? Bir gazetecilik başarısıdır bu. Çöp haberiyle ilgili kesilen o 100 bin lira civarındaki cezayı biz yani bu Atakumlulara verilmiş bir zarar, bu Samsun'a verilmiş bir zarar. Bunu kamuoyuna açıkladık, bunu gözler önüne serdik ve buna engel olmuş olduk bu sayede. Yine diğer SGK'nın kesmiş olduğu ceza da Atakum Belediyesi'nde kaçak işçi çalıştırıldığı konusuydu. Bu da yine bizim araştırma dosyamızla birlikte Samsun kamuoyuyla, Türkiye gündemiyle paylaştığımız bir haber. Bu anlamda ben gerçekten çok mutluyum. Onu da belirtmiş olayım. Tekrar konumuza dönecek olursak evet, evet. Adamına göre çevreci Samçep evet. bu haberi izlemesine rağmen ki konuyla ilgili ben kendisine fotoğraflar, bilgiler, belgeler de gönderdim. Madem tarafsızsınız, madem gerçekten çevrecisiniz, hani sözde değil özde çevrecisiniz. Bu konuyla ilgili de iki kelimelik bir açıklama yapabilirdiniz evet. yani. Hani en azından kınardınız. Evet. Ama demek ki bunlar ki zaten hangi partiden aday adayı oldukları, hangi partiyle evet, ilişkiler evet. içerisinde oldukları da belli. Adamına göre çevreciliklerini de kendileri kanıtlamış oldu. Evet, keşke adamına göre olmayıp da gerçek çevreci olsalardı. Belki bu topluma, bu ülkeye, bu şehre faydaları olurdu. Ama tabii. adamına göre çevreci oldukları için hani doğru söylediklerine de itibar etmek çok zor oluyor. Yani doğru söyleyip söylemedikleri sürekli bir şüphe altında kalıyor. Evet. Evet.